Selam hanımlar, beyler. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Bugünkü menümüzde fırında patatesli tavuk göğsü ile beraber kemikli tavuk, yani karışık. 6 tane küçük patates, 1 soğan, 1 domates, sosu için yoğurt, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, tepeleme, tavuk da patates de tuzu sever, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da zerdeçal. Bu tarifi Varol Bey bana verdi. Şimdi bir de patatesleri kızartacağım. Patatesleri doğrayayım. Yağ koydum ocağa. Önce patatesleri kızart dedi. Sonra tavukla sosla fırına ver dedi. Varol. Varol Bey'in tarifi yani. Ama o tavuk göğsü olsun dedi de evde ben tam tavuk alıp parçalıyorum, öyle koymuştum karışık. Herhalde öyle de olur Varol Bey, değil mi? Buradan da selam olsun Varol Bey'e. Böyle doğrayıp kızartacağım. Kızarttıktan sonra da tavukla beraber soslayıp fırına vereceğim. Domatesi de en üstte. Biraz da su koyacağım. Tabii şeyine bakacağım. Su oranına. Domatesin suyunu da hesap edeceğim. Aslında kızarmadan da olur da illa kızaracakmış. Tarif öyle. Bakalım. Varol Bey kim derseniz Varol Bey de benim izleyicim. Allah razı olsun. Soğanı da ister tam koyun ister halka halka doğrayın. Karıştırın. Şimdi ben bunu kızartayım. Tavukla beraber soslarken de görüşürüz. Attım yağı, kızarsın. Kızardıktan sonra soslayalım tavukla beraber. Patatesin sol şeyini attım o kızarırken. Biz de sosu yapalım. Baharatları yoğurdun içine. Salçayı da bir yemek kaşığı. Yoğurdumuz da bir su bardağı sulu yoğurt. Bu arada her zamanki gibi malzeme yine eksik verdim. Biber de koyacağım. Tavuğun karışık doğradığım için yani göğüs falan tarafı çok da kemikli de var. Derilerini atmadım yağ çıksın diye. Biraz da zeytinyağı mı damlatsam bilmiyorum ki. Patatesi de yağda kızarttık ama neyse duruma bakar. Yağlı olsun istemiyorum. Biber salçası da olur. Baharatlar, istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Dediğim gibi baharat kişilerin damak zevkine kalmış bir şey. Ben bu yemeği yapıyorum da ama patatesleri kızartmıyordum. Bakalım kızartırken kızartılmış patatesle nasıl oluyor. Deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim.
Domates de pişerken suyunu bıraktığı için suyu hesaplamamız lazım hani çok olmasın diye. Şu tabağı çalkalayacağım sadece. Az bir şey de zeytinyağı gezdireceğim. Şimdi buna biraz su alayım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdirdim. Şimdi bunu fırına vereceğim. Servis ederken de görüşürüz. Evet hanımlar beyler, fırında tavuk göğsü patates kızartmalı pişti. Yanında da yoğurtlu makarna, salçalı makarna. Buyurun servis edelim. Birlikte. Karpuzumuz var yanında da. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Allah'a emanet olun.